Terim halkımız, 2022 yılı merkezi yönetim bütçe kanun teklifini konuşuyoruz. Hükümetin sunuşunu dinlediniz. Rakamlar var, büyümeden söz ediliyor. Çeşitli veriler sunuluyor ama halkın gerçeğini karartacak hiçbir bilgi burada önümüze gelmiyor, gelemez de. Çünkü hakikat halkın bizzat yaşadığı yerdedir. Sokaktadır, pazardadır, manavdadır, markettedir. TÜİK'in rakamlarıyla bu hakikati gizleyebileceğini sananlar çok büyük yanılıyorlar. Yanıldıklarını da çok gecikmeden çok büyük darbelerle öğreneceklerdir. Halkın kendilerine vereceği büyük dersle bu hakikatin farkına varacaklardır. Şimdi bize endeksler sunuyorlar. Diyorlar ki Türkiye'de işte büyüme şu kadar. Ama bu büyümenin nasıl pay edildiği, paylaşımın nasıl gerçekleştiğini anlatmıyorlar. Evet, bir büyüme var görünüyor. İhracata dayalı büyüme deniyor. Bu büyümede esas olan bir grup sermayedarın daha da zenginleşmesidir. Yoksulun daha yoksul hale gelmesidir. Yeni bir ekonomi modelinden söz ediyorlar. Oysa bu ekonomi modeli yeni değil. Daha önce de denendi. Asıl yapılmak istenen bu ülkeyi ucuz emek cennetine çevirmektir. Daha doğrusu küresel sermaye için ucuz emek cenneti, bu ülkenin halkları içinse bir cehenneme dönüştürmektir. Şimdi bakın, endeksler var önümüzde ve bu küresel endeksler de hakikati, bizim anlattığımız hakikati perçinliyor. Mesela Türkiye'de küresel organize suç endeksine bakıyoruz. Bir suç imparatorluğu yaratıldığını söylüyoruz sürekli. Küresel organize suç endeksine göre Türkiye toplamda dünyada 12. sırada. İnsan kaçakçılığı ve silah ticareti kategorilerinde birinci, devlete ilişik suç aktörleri kategorisinde ikinci sırada. Hukukun üstünlüğü endeksine bakıyorsunuz, 139 ülke arasında 117. sırada. Bu 2021'in rakamları. Daha vahim endeksler de var. Kara paranın aklanmasının önlenmesine ilişkin mali eylem gücü tarafından hazırlanan bir liste var ve bu eylem gücü denen kuruluş OECD'nin ortaya oluşturduğu bir kuruluştur. Türkiye gri listeye aldı. Sebep, kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanının engellenmesinde başarısız olması. Her önüne geleni teröristlikle suçlayan bu iktidar, uluslararası endekslere terörizmin finansmanını engellemeyen bir iktidar olarak giriyor, ülkeyi bu açıdan gri listeye sokabiliyor. Öte yandan sefalet endeksine baktığımızda Türkiye bugün birinci sıradadır. Daha doğrusu en sefil ülke kategorisinde yer almaktadır. Bütün bunları yaratan bu düzendir. Bu düzenden beslenen mevcut iktidardır. Bu iktidarın siyasal, sosyal, ekonomik programları bu ülkeyi çoklu krize sokmuştur. Ve bu çoklu kriz her geçen gün derinleşmekte, bedeli de ağırlaşmaktadır. Ekonomik kriz bunun bir göstergesi, bir boyutudur, önemli bir boyutudur. Ama bunun temelinde siyasi çöküş ve düzenin bozukluğu yatmaktadır. Evet, eğer hukukun üstünlüğünde dünyada en gerilerde yer alıyorsanız, bu ülkede hukuk diye bir şey bırakmamışsanız, zaten bu ülkede istikrar da olmaz, güvenlik de olmaz, kimse de kendini güvencede hissetmez. Denetimin olmadığı, hukuk devletinin işlemediği yerde yolsuzluk da,
organize suç da alır başını gider. İşte o nedenle bu ülke bir suç imparatorluğu haline getirilmiştir diyoruz. Bakanların çetelerle, mafyalarla ilişkisine dair sayısız veri, bilgi, ifşaat, itiraf ortadayken bir tek savcı kılını kıpırdatmamakta, hükümet harekete geçmemekte, meclis üzerine düşeni yapmamaktadır. Sürekli iç düşman yaratan, yaratmak için elinden gelen bütün çabayı harcayan bu sistem, esas savaşı içeride halkına karşı yürütmektedir. Oysa bu ülkeyi çökerten tam da bu anlayıştır. Halkı düşmanlaştıran, birbirine düşmanlaştıran, kutuplaştıran, ayrıştıran, suçlara, organize suçlara, büyük uyuşturucu kaçakçılığına, her türlü kapıyı aralayan ve bunları engellemek için hiçbir girişimde bulunmayan bu anlayıştır değerli arkadaşlar. İçişleri Bakanlığı bütçesi konuşulurken görüldü. Evet, bir İçişleri Bakanlığımız var ve bakanımız var. Bugün hakkında sayısız iddia ve bunlarla ilgili bir sürü veri varken çıkıp halkı, muhalefeti, muhalifleri tehdit etmekte hiçbir beis görmüyor. Hiç utanmıyor çünkü cesaretini bu sistemden, bu iktidarın korumasından alıyor. Bu sistemin, bu zihniyetin işleyişinin bir ürünü olduğunu, kendisinin de bunu yürütmekte başarılı sayıldığını varsayıyor. O nedenle de tehditlerine, şantajlarına devam edebiliyor. Değerli milletvekilleri, bu ülkede en büyük sorun cumhuriyetin demokrasiyle buluşamamış olmasıdır. Bu sorunun yarattığı tahribatları 100 yıldır yaşamaktayız. Önümüzdeki büyük hedef artık cumhuriyeti demokrasiyle buluşturma hedefi olmalıdır. Ve bunun için de Kürt sorununun mutlaka demokratik yollarla çözülmesini sağlamak gerekiyor. Ekonomide büyük eşitsizlik yaşıyoruz. Sınıflar arası uçurum, gelir dağılımındaki uçurum derinleştikçe derinleşiyor ama öte yandan Kürt sorununun çözümsüzlüğünün yarattığı yaralar da derinleşiyor. Şimdi sizlere bazı haritalar göstereceğim. Böylece ekonomiyle siyasetin, Kürt sorunuyla demokrasinin nasıl iç içe geçtiğini daha iyi görebileceğiz diye düşünüyorum. Bugün iktidarın Kürt sorununda izlediği politika 1925 tarihli Şart İslahat Planı'ndan farklı değil. Aynı ruhu taşımaktadır, aynı ruhla yürütülmektedir. Şart İslahat Planı'nın kapsadığı bölgeyi görüyorsunuz. Peki, daha sonra bununla birlikte kurulan umumi müfettişlik düzenine bakalım. Aşağı yukarı aynı bölge. Olağanüstü hal bölgesi haritasını görelim. Evet, hukukun, demokrasinin askıya alındığı yerde o hal bölgesi. Peki son 2019 seçimleri sonrasında kayyum atanan belediyelerin haritasına bakalım. Aynı bölge değerli arkadaşlar. Devam ediyor haritalarımız. Kişi başına milli gelirin en düşük olduğu iller. Aşağı yukarı aynı harita değerli arkadaşlar. Devam ediyoruz. İşsizliğin en yüksek olduğu iller. Evet, aynı. Bunlar bize neyi anlatıyor? Kürt sorununda demokratik çözüm, ülkede eşitsizliklerin giderilmesi, barış içinde eşit ortak yaşamın kurulması için
her alanda gereklidir. Evet, siyasal alanda gereklidir, toplumsal alanda gereklidir, ekonomide de gereklidir. Eğer bütçe rakamlarını tek tek incelersek göreceğiz ki bu bütçede yine en büyük paylardan biri güvenlik harcamalarına ayrılmıştır. Yani bu bütçe bir savaş bütçesi olarak da karşımızda durmaktadır. Peki güvenlik harcamalarına bu kadar payın ayrılmasının bedeli nedir, karşılığı nedir? Bunun her gün sofradan ekmeğin biraz daha alınması, aşın biraz daha azalmasıdır değerli arkadaşlar. Eğer bu savaş anlayışı, içeride Kürt sorununda güvenlikçi politikalar, bölgede her çatışma alanını bir savaş politikası fırsatına çevirmeye çalışan yaklaşım olmazsa, 2015'teki gibi bütçede güvenliğe ayrılan pay bugünün belki de çok daha altında olacaktır. Daha doğrusu oran çok daha küçük olacaktır. Biraz önce sevgili başkanım, eş başkanım Pervin Buldan da rakamları söyledi. Evet, 12 bin dolardan 2013'te bugün 8 bin dolara düşmüşse kişi başına düşen milli gelir, bunun temelinde Kürt sorununda güvenlikçi politikalar, bölgede izlenen savaş politikaları ve toplumsal barışı yok eden bu genel antidemokratik anlayıştır. Ülkeyi kutuplaştıran, çoğulculuğu yok sayan, farklılıkları tekleştirmeyi amaçlayan bu anlayışın ülkeye huzur getirmesi mümkün değildir. Huzur olmayan bir ülkede ekonomik refahın sağlanmasına da imkan yoktur değerli kardeşlerim. Eğer denetimden uzak bir sistem kurarsanız bilin ki yolsuzluk da, evet hırsızlık da alıp başını gidecektir bugünkü gibi. Ve gelir dağılımındaki adaletsizlik uçurumlarla anlatılacaktır. Tıpkı şimdi yaşadığımız durum gibi. Kamu özel işbirliği projeleri adı altında yandaşlara peşkeş çekilen kamu kaynaklarının, halkın mallarının haddi hesabı yoktur. Faize sadece 2022 yılı bütçesinde ayrılan pay 240 milyar liradır. Sadece bu yandaşlara garanti ödemeleri adı altında ayrılan pay, dövize endeksli olduğu için kurlardaki son gelişmelerle 2-3 katına çıkmıştır. Bütün bunlar yandaşa daha fazla kaynak, halka daha fazla açlık, daha fazla yoksulluk, daha fazla baskı demektir. Eğer bir sistem yoksulluk üretiyorsa ondan yoksullukla mücadele etmesini bekleyemeyiz. Bir sistem yoksulluğun bizzat kaynağı olan politikaları uyguluyorsa yapacağı şey yoksullarla mücadele etmektir. Yoksulların derdini, hakkını, talebini dile getirenlerle mücadele eder. Yoksullukla değil, yoksulluğa karşı çıkanlara saldırır. Şimdi yaptığı gibi. Evet, emek çevrelerine saldırır, işçiye saldırır, sendikalara, bütün diğer meslek örgütlerine saldırır. Ama bütün bunları durdurmanın da yolu var, imkanı var ve bunun örnekleri de var. Bir örneği 2019 yerel seçimleri ise son örneği Türkiye Barolar Birliği'nin dün sona eren 36. olağan genel kurulu. Bakın, bu yönetimin, eski yönetimin devam etmesi için kanun değiştirdiler. Her türlü manevrayı yaptılar ama demokratik mücadelede ortaklığın karşısında yenildiler. O yenilgiyi sağlayan
bütün bu desteğe, kanun değişikliğine ve her türlü medya imkanına, propaganda imkanına rağmen eski başkana kaybettiren şey hukukun üstünlüğü, demokrasi ve insan hakları için yürütülen ortak mücadeleydi. Bu alanda ortaklaşmanın başka alanlarda da sonuçlar, önemli sonuçlar doğuracağını hepimizin görmesi gerekiyor değerli milletvekilleri, sevgili halkımız. Evet, Kürt sorununda savaşçı politikalardan vazgeçerseniz o zaman yeni bir başlangıç için mecliste, burada demokratik siyasetin işleyişiyle yeni yollar bulmamız elbette mümkündür. Biz Kürt sorunun çözümünü Türkiye'de sömürü, kadına karşı her türlü ayrımcılık ve şiddet, gençliğin yok sayılması, çocuklara karşı uygulanan her türlü zulüm politikası, yoksullaştırıcı politikadan ayrı görmüyoruz. Bütün bunları birleştirecek olan şey de demokrasi ve barış mücadelesidir. Büyük Demokrasi İttifakı çağrımızın temelinde de tam bu yatıyor değerli milletvekilleri. Biz bu sistemden canı yanan bütün mağdurlar, bütün mazlumlar, yok sayılanların, sömürülenlerin, açların bir araya gelebileceği bir büyük birliktelik hedefliyoruz. Çağrımızı da bu büyük birlikteliği sağlamak için her vesileyle tekrarlıyoruz. Bu birlikteliği sağlarsak yeni bir başlangıç da mümkündür. Bu ülkeyi gelecek yüzyıla ya da Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına büyük bir barış ve demokrasi hareketiyle taşımak da mümkündür. İhtiyacımız olan şey kahramanlar değil değerli arkadaşlar, Bertolt Brecht'in dediği gibi. Kahramanlara ihtiyaç duymayan bir toplum yaratmaktır. Bu toplum da ancak dayanışmayla, ancak hak, adalet, demokrasi temelinde buluşmayla sağlanabilir. Bizi ortadan kaldıran, biz kavramını yok eden ayrıştırıcı, adaletsiz anlayışa karşı temel değerlerde buluşacak büyük bir toplumsal hareket. İşte geleceğimizin güvencesi budur. Bizim bu ülkenin gençlerine borcumuz da budur. Bugün ülkesinden umudunu kesmiş, geleceğini burada görmeyen milyonlarca genç var. Bu gençlere büyük borcumuz var. Bu gençlere ayrıca sözümüz de olmalı. Biz diyoruz ki, değerli gençler, gelecek sizin ellerinizdedir. Bu geleceği sizler kuracaksınız. Sizler bu ülkenin bütün farklılıklarını eşitçe yaşayabileceği bir ülkede yaşamayı hak ediyorsunuz. Bunu fazlasıyla hak ettiğinizden hiçbir şüphemiz yok. Eğer bugüne kadar biz bunu kuracak çabayı yeterince göstermemişsek size karşı mahcubuz, borçluyuz. Ama bundan sonrası için bütün gençlere sesleniyorum. Barış, demokrasi, kaliteli yaşam, eğitim, eşitlik, adalet için ne gerekiyorsa biz sizlere tabi olmaya hazırız. Sizlerin bu ülkeyi dönüştürme gücünün önünde her daim boynumuzu eğeceğiz. Sizlerin büyük gücüne, iradesine güvenimiz tamdır. Umutsuzluğa lütfen kapılmayın. Karamsarlığa asla kapılmayın. Siyaseti şimdi sunulduğu kirli şekliyle reddetmekte ısrar edin. Temiz, demokratik siyaset, kamu yararını, toplum faydasını esas alan siyaset mümkündür. Bizler bunun için elimizden geleni yapıyoruz ama bunun gerçek güvencesi gençlerin
buna sahip çıkmasıdır. Bu iddialere sahip çıkmasıdır. Değerli milletvekilleri, bakın size bir iki örnek daha aktaracağım aslında. İktidarın bu propagandalarının temelsizliğini anlatmak için çok şeye gerek yok. Yeni bir ekonomik model olarak sunuyorlar dövizdeki son dalgalanmayı da bilinçli yaptıklarını ima ediyorlar. Şimdi dış güçler hikayesi anlatmaya başladılar ama Cumhurbaşkanı ne demişti? Biz ne yaptığımızı biliyoruz. Biz nereye gitmek istediğimizi biliyoruz. O halde bütün bunları bilerek yapıyorsunuz. Bilerek yaptığınıza göre ortaya çıkan sonucu da istiyorsunuz. Şimdi dış güçler diye, dış güçlerin oyunu müdahalesi diye propaganda yürüten hükümet temsilcilerine, iktidar ortaklarına soralım. Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi buraya niye geldi? Ne için geldi? Hani büyük şeytandı bu. 15 Temmuz'un arkasındaki finansördü bu. Biz size söyleyelim, biliyoruz neden geldiğini. Ülkeyi içine soktuğunuz bu durumdan fırsatlar devşirmek için geldi. Çağırdınız, gel Türkiye halklarının biriktirdiği kamu kaynaklarını sana ucuza, hatta bedavaya verelim demek için çağırdınız. İşte eğer dış aktör arıyorsanız bunlara bakın. Bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Katar'da. Başlığa bakıyoruz, basına yansıyan başlığa. Türkiye'nin, bu Katar Dışişleri Bakanı'nın sözü, Türkiye'nin ekonomik gidişi nedeniyle ortaya çıkacak fırsatları değerlendiriyoruz. Bunlar nedir bu fırsatlar? Bu fırsatlar bu ülkenin emekçi halklarının biriktirdiği kaynakların yok pahasına peşkeş çekilmesidir. İşte ülkeyi satmak diyorsanız budur. Daha açık nasıl satılır bir ülke? Buna dur diyeceğiz. Buna dur diyecek gücümüz var değerli arkadaşlar. Bu ülkenin bütün farklılıklar içinde eşitçe bir yaşam düzeni kurması mümkündür, gereklidir. Bunun için de samimi yüzleşmeye elbette ihtiyacımız vardır. Herhangi bir kaygıya kapılmadan geçmişe bakabilme cesaretini göstermeye ihtiyacımız vardır. Ben bu yüzleşmenin ne anlama gelebileceğini uzun uzun anlatabilirim ama Malcolm X'ten çok çarpıcı bulduğum bir alıntı aktaracağım. Evet, sırtıma 9 santim bıçak saplayıp bıçağı 6 santim geri çekersen bu eşitlik noktasında ilerleme sayılmaz. Bıçağı tamamen çıkarsan da bu da ilerleme olmaz. İlerleme yaranın tedavisiyle olur. Evet, eğer biz eşit bir yaşam kuracaksak o eşitliği bugüne kadar temelden bozan bütün o yaraları iyileştirecek anlayışı, iradeyi, cesareti göstermek zorundayız. HDP bunun için vardır. Halklar arası eşitliği esas aldığı için bu sorunun çözümünün adresidir. HDP çoğulcu yaşamı, çoğulcu yaşam içinde farklılıkların birlikteliğini esas aldığı için çözümün adresidir. Bu konuda üzerimize düşen bütün sorumlulukları, demokratik siyasette bütün imkanları kullanarak yerine getireceğimizi bir kez daha tekrar edelim. Davalarla yürütülen bütün kuşatmalara, devlet aygıtının kullanılmasıyla sindirme çabalarına, bugüne kadar aldırış etmedik, boyun eğmedik,
Bundan sonra da aldırış etmeyeceğiz, boyun eğmeyeceğiz. Doğru bulduğumuz yolda, doğru bildiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz. Bu yolun bu ülkeyi büyük barışa götüreceğine inancımız tamdır. Büyük barışı ancak büyük düşünenler ve büyük hedefler, idealler oluşturanlar yaratır. Bunun riskini alanlar ancak bu yürüyüşü sonuna kadar tamamlar. İşte biz de diyoruz ki HDP üzerine düşeni yapmaya hazırdır. Bütün toplum kesimleriyle müzakere ve diyalog içinde olmak için elinden gelen her çabayı harcayacaktır. Bize mesafeli olsun olmasın, bizi sevsin sevmesin, her kesimle müzakere ve diyalog, toplumsal kesimle müzakere ve diyalog yürütmek bizim hedefimizdir. Vazgeçmeyeceğimiz bir düsturdur. Daha fazlasını söyleyeyim. Evet, bizden nefret edenler de vardır. Bizi hain görenler de vardır. Biz onlarla da konuşmak için, müzakere etmek için, onlarla da diyaloğu yürütmek, kaygılarını, korkularını anlamak ve hepsini birlikte gidermek için elimizden geleni yapmaya hazırız. Yapacağız da. Büyük barış bunu gerektirir. Büyük barış için de HDP üzerine düşen sorumluluğu sonuna kadar yerine getirmeye hazırdır. Şimdi bu krizden acil çıkışa ihtiyaç var. Bu çoklu krize karşı çoklu bir demokratik ittifaka ihtiyaç var. Ve bu demokratik ittifakın seçime de bir yansımasını yaratmak şarttır. Biz buna Geniş Demokrasi İttifakı adını verdik. Ülkenin üçüncü yolu, üçüncü seçeneği olarak tanımladık ve orada yürüyoruz. Şimdi bu kadar büyük krizleri yaratan bir iktidarın görevde kalmaya devam etmesi kabul edilebilir bir şey değil. O nedenle kendilerini istifaya davet ediyoruz ama istifa etmeyeceklerini biliyoruz. O nedenle şimdi meclise görev düştüğüne inanıyoruz. Meclis bu konuda inisiyatif almalıdır. Erken seçim kararı bir an önce bu meclisten çıkarılmalıdır. Bütün muhalefet partilerine çağrımızı ineliyoruz. Erken seçim önergesini gecikmeden buraya hep birlikte getirelim. Ben biliyorum, laf atanlar dahil, AKP sıralarında şimdi bulunan ve burada bulunmayan milletvekilleri arasında bu gidişattan vicdanları sızlayanların sayısı az değildir. Buna inanıyorum ben. Ben diyorum ki bugün şimdi bana laf atanlar dahil içlerinde bu gidişattan vicdan azabı duyanlar az değildir. En azından erken seçim kararına evet oyu verebilecek sayıda vicdanlı AKP'nin milletvekili vardır. O nedenle biz buraya erken seçim önergesini getirelim. Kendilerini o zaman vicdanlarıyla baş başa bırakalım. Bu ülkeye sandığı getirelim. Eğer eminseniz yeni bir dönemi başlattığınız konusunda kendinize güveniniz tamsa buyurun bu yeni dönemi halka oylattıralım. Sandığı getirelim, halkın önüne koyalım. Ve o zaman eğer buradan onay alırsanız, bu yeni modeliniz buradan onay alırsa devam edersiniz. Ama eğer onay alamazsanız ki alamayacağınızı biliyoruz. Demokrasi güçlerinin bu mücadeleden kazançlı, başarılı çıkacağını biliyoruz. Yüz akıyla çıkacağını biliyoruz. Bu ülkeye demokrasiyi ve barışı getirecek büyük bir toplumsal birikim ve vicdan olduğuna inanıyoruz. İnancımızla, bu inancımızla yolumuza devam edip sevgiyle selamlıyorum.